Gençler selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Sherlock Holmes'ün 2006 yılında çıkan oyununun remake'ine başlayacağız. Ben 2006 yılında çıkan oyunu oynamadım gençler. O yüzden oyunun hikayesi ve oynanışıyla alakalı herhangi bir bilgim ve fikrim yok. Sherlock Holmes'ün kitaplarını genel olarak severim. Hatta oyunun Lovecraft temalı olduğunu duyunca özellikle oynamak istedim. Oyun dün akşam çıktı. Bugün de oynamaya başlayacağız. Evet, hazırsak başlayacağız. Bu arada eğer kanalıma yeni geldiyseniz ve bu tarz videoları seviyorsanız kanalıma abone olup bildirim çanlarını açmayı unutmayın gençler. Ayrıca beğendiğiniz videolara like ve yorum atarak bana destek de olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni oyun deyip başlayalım istiyorum. X tuşuna basarak kanıtı geliştirmek için. Okey. Oyuna başlıyoruz. Londra üzerindeki gölge, bölüm 1. Baker Sokağı. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that Sherlock, her zamanki gibi küstah. Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. To see what the postman brought today. Oh, kontrol bana çok hızlı geçti. Oyun hoş geldi. Merak etme. Merak etmek için merak etmek ne ya? Oyun hoş geldin. Hareket etmek için W S D A nesneler iletişimine geçmek için mouse sol tuşu. L ne peki? L'de yazıyı geçtik. Güzel. Şu anda gayet hızlı ilerleyebiliyoruz. Oyunda kasma donma var mı? Yok sanırım. Tutup inceleyebileceğimiz bir şey. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Werner. Kimdi o ya? Abimiz değildi değil mi? Abimiz miydi acaba? Hatırlamıyorum ki. Your order from Barnes Bookshop is Barnes'ın kapıcısından. Oğlum çok hızlı geçiyor. Okuyamıyorum. Ben okuyamıyorum. Siz nasıl okuyacaksınız ya? Bunun bir yavaşlatmanın bir yolu var mı acaba? İsveç prensesi İldur'un Londra'ya yaptığı son ziyaret sırasında yaşanan bir dizi talihsiz aksilikten sonra İngiltere ve İsveç arasındaki gerilim tırmanıyor. Skandalların başında Prenses İldur'un kişisel korumasının açıklanamaz bir şekilde ortadan kaybolması sonucu İngiliz diplomat heyetinin yaşadığı utanç geliyordu. Prensesin yakın çevresinin uzun süredir üyesi olan bu kişi, görevde olmadığı bir sırada Londra'yı keşfetme fırsatı bulmuş ve gece gezintisinden bir daha geri dönememişti. Polis sözcüsü The Advertiser. Polis sözcüsü The Advertiser. Nasıl okunuyor lan bu? Polis sözcüsü The Advertiser'a İskandinav halkının çarpıcı bir temsilcisi olduğu için kurmanın bulunacağından emin olduklarını söyledi.
Böyle bir adam beyefendilerin kulüplerindeki akranları ya da onları rahatlatan güzel bülbüller tarafından fark edilecek biridir. Yazım tarzından dolayı mı nedir? Okumakta zorluk çektim yazıyı nedense. I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, no, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Oo, gidiyoruz. Güzel. Ne yapacağız? Toplamam gereken bir şey var mı? Direkt paltoyu alıp çık. Aa, evde dolaşabiliyoruz. Güzel. Etrafı keşfetmem gerekiyor mu? Burası sanırım kendi evim. Böyle bir şey yapmama gerek yok. Bu arada mouse'un sensitivity'si aşırı yüksek. Bugün dışarısı yağmurlu, hava koşullarına uygun bir şeyler giymeye çalış. C ile vaka defterini aç, tab ile de gardırop sekmesine gidip bir şapka tak. Tamam. Şu an tava basıyorum aslında ama hiçbir şey olmadı. He, buradan değiştiriyoruz. Okey. Bir şapka istiyorum. Güzel bir şapka olsun. Fes olmasın. Bu gayet uygun bir şapka. Gözlüğüm. Gözlük istemiyorum. Gözlük sevmiyorum. Ben Sherlock Holmes'a bıyık yakıştıramıyorum. Yara. Gereksiz abi. Ne gerek var ki? Üstümüzü değiştirebiliriz ama. Şapkamıza uygun olarak palto giyebiliriz. Çünkü hava yağmurlu. Tamam. ...121B Baker Sokağı. Oyun neden bu kadar kasıyor? Bana önce bir onu anlat. Nereye gidiyoruz dostum? Oğlum benim evimin önündeki çöp... Bu neymiş? Kaktüs dikeni. Vay. Bir kaktüs dikeni bulduk. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Oğlum, yapmışlar lan işte. Get the strand. Get your copy of the strand here. Neyi alayım yavrum? Ver bakayım. Sorry, ne vereceksin? Holmes, I just sold my last paper. Aşk olsun. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around. Gazetemin başına ne geldi güzel çocuk? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? Kim oğlum gazetemi tutan adam? Dr. Watson. Cool, now I can take the day off. Gazeteyi ne yaptı tam olarak? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Nasıl bir adamdı peki bu? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Ne tarafa doğru gitti bu adam? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Mantıklı. Zihin sarayında yeni bir soru var. C ile vaka defterini aç ve ardından zihin sarayına git. İçindeki kanıtlardan ilgili olanları seçerek cevabı ortaya çıkar. Peki. Zihin sarayım nerede benim? Burası mı zihin sarayım? Strand'i kim mahvetti? Barnes'tan bir kitap.
Kaktüs dikeni zehirli olabilir. Ama nereden eminiz buna? Barnes'tan gelen kitabı eşleştirecek bir yer yok bu arada. Bunu eşleştirsek. Gazeteci çocuğun ifadesi. Aa, bununla eşleşmedi. Başka bir şeyimiz var mı? Bununla bir eşleştirsem. Evet abi. Gazeteyi yerel kitapçı Barnes bu hale getirdi. Bay Barnes da bu işin içinde. Gazeteci çocuk şüpheli adamın bir yeni kitap taşıdığını söylemişti. Ve bu sabah yerel kitapçı Bay Barnes Dr. Watson'ın Dr. Watson için bir roman getirdi. Suikast için kullanılan bir kaktüs dikeni büyük bir gürültü. Bay Barnes'ı ziyaret etsek iyi olur diyor. Pekala. Bay Barnes'a gidiyoruz. Bu çözdüğümüz ilk neydi? Kanıt da ola. Kanıt da evet, kanıt da. Kanıt desek daha uygun olur. Vaka defterindeki bilgileri hızlı erişim için kanıtları sabitleyebilirsin. C ile vaka defterini aç. X tuşuna bakarak bir kitapçı fotoğrafıyla kanıtı sabitle, kitapçı bulmaya çalış. Allah Allah. Oğlum oyun çok garip lan. Hoşuma gitti ha. Bir dakika. Ne diyor? C ile vaka defterini aç. X tuşu ile bir kitapçı fotoğrafıyla kanıtı sabitle. Vaka defteri. Aha, Barnes dorseller. Barnes'tan bir kitap. X'e basarak bunu sabitleyebiliyor muyum şimdi? Tamam. O zaman şimdi biraz daha hızlansak iyi olur. Burayı bulmak istiyorsak ki. Bulduk lan burası. Neresi? Aynen burası. Ama şuradan baktığı zaman burası. Tamam. Geldik. Aç kapıyı Veysel Efendi. Artık bunu sabitlememe gerek yok aslında. Bunu kaldırabilirim buradan. Ama onun için de mi buraya gelip X'e basmam gerekiyor? Aynen. Bunu sanırım kolla oynasam daha hayırlı olacak benim için. Gözlemle bakalım. Nasıl gözlemleyeceğiz? Gözaltı torbaları. Aşırı çalışmanın etkisi. Okey. Aşağı inemiyorum. Elleri kirli. Ellerinde bir şey var. Sadece gözaltı torbalarını inceleyebiliyorum. Neden? Gözlemli abi. Ha, WASD de bir işe yarıyormuş. Gazete mürekkebi mi? Hayır, bence gazete mürekkebine benzemiyor. Daha çok barut izi de olabilir. Bir patlama mı? Olabilir. Neden olmasın? Sağ bacağına yaslanıyor. Sol bacakta ağrı. Aynen, sağ bacağına yaslanıyor diyebiliriz. Daha uzun görünmek istiyor. Yüksek topuk giymiş. Peki. Bay Barnes uzun saatler süren yoğun çalışmanın sonucu olarak aktıyor ve gözlerinin altında büyük torbalar oluşmuş durumda. Kendine çok güvenmiyor ve yüksek topuklu ayakkabılar giyerek daha uzun görünmeye çalışıyor. Ellerindeki mürekkep gazeteyi kirletenin kendisi olduğunu gösterse bile böyle birinin bir cinayet planına dahil olması pek olası görünmüyor. Bununla birlikte Barnes bilgisi olmaksızın daha büyük bir planın piyonu olabilir diyor. İşkolik şantaj mağduru. İşkolik olarak bu oluyor. Şantaj mağduru ise yetersiz uyku ve stres nedeniyle Bay Barnes'ın gözlerinin altında büyük torbalar oluşmuş. Muhtemelen bir saldırı sonucu aksıyor. Tamam. Tahminen yaklaşan şiddeti caydırmak için daha uzun veya daha güçlü görünmek amacıyla yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor. Bay Barnes'ın birileri tarafından tehdit ediliyor ve bana karşı bir komplo içinde olabilir.
Gazete mürekkebi daha uzun görünmek istiyor. Sol bacakta ağrı, aşırı çalışma etkisi gözaltı torbaları. Bence işkolik bir adam bu ya. Bence tamamen işkolik bir olay abi. Hayır hayır. Bu adamdan bana şey olmaz. Sıkıntı olmaz. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Ne oldu, niye kaçtın lan? Abi herkes manyak oyunda. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Oğlum girmedin, görmedin de niye kaçtın benden? Some questions for me? I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we? Oğlum bu adam galiba ya, bana suikast düzenleyen. It will only take a moment. Niye bu kadar çekingen davranıyor ki şu anda? Ya, yanlış profil onaylanmış olabilir. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, doctor. Çevrende etkileşime geçebilir ürünü bulmak için Z tuşuna bas. Köpek? Minnoş? So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? The ladder is broken. Merdiven kırılmış. Demek ki adamın bacağı o yüzden aksıyor. He? Bence o yüzden aksıyor. Basics of cryptanalysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Diyorsun. Mars'ın tezgahında bulunan egzotik bitki kataloğu. Kataloğun üzerinde şöyle yazıyor: ölümsüz bir aşk için ölümsüz bitkiler. I could hardly imagine anything more macabre. Ederdim be kral, niye öyle diyorsun ki? Çiçekler solmuş. Uzun zamandır sulanmıyor demektir. Allah Allah. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Abi bir dakika, çiçekleri birine gösterebilmek için yükseltmek amacıyla altına kitap mı koymuş adam? Finest view London has to offer. Aynen abi. Dediğim gibi bence ya. Bir dakika, şimdi içeride etkileşime geçilebilecek başka bir şey var mı? Ah. Dur kız. Yanlışlıkla dışarı çıktım, ben orayı şey zannettim. Bay Barnes, sanırım buldum. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Nasıl daha sonra gelin ya? Barnes'ın kitapçısının vitrininde bir buket solmuş çiçek bulunuyor. Buket eriti durumda, bir yeni kitabın üzerinde yerleştirilmiş. Görünüşe göre Bay Barnes çiçeklerinin açıkça görülebildiğinden emin olmak istiyor. Mycroft'un adamları da birbirleriyle buna benzer işaretlerle iletişim kuruyor. Mycroft da bizim ağabeyimiz. Oo. Barnes neden bu kadar garip davranıyor? Şimdi maviyi maviyle eşleşti. Yeşili bunu ekleştirelim. Yok. Sergilenen solmuş çiçeklerle kral mavi ilişimiz yok o zaman. Evet.
Advertiser'la ne alakası var olayın? Barnes bu işin içinde bence abi. Kesinlikle Barnes bu işin içinde. Sergilenen solmuş çiçekler. Okey. Barnes'ın kırık merdiveni. Kriptoloji kitapları. Olabilir mi? Hayır, bu da mı değil? Abi ikisi de gitti bu sefer. Bununla eşleştir abi bunu. Bu... London Advertiser. Aa abi ben bu işte hiç başarılı değilim galiba ya. Bunu artık eşleştirebileceğim bir şey yok. Solmuş çiçeklerden şey yapsak. Tamam, Microsoft'un adamlarının birbirleriyle buna benzer yöntemlerle konuştuğunu biliyoruz. Yardıma bastığımız zaman ne oluyor? Gösterge üzerinde bu ikon zihin sarayında yanıtlanacak yeni bir soru olduğunu falan filan. Tamam, bunları zaten az önce öğrendik. Benim sanırım yeni bir şey bulmam lazım. Bundan çıkar, bununla eşleştir. Bunu eşleştirecek bir şeyim yok abi. Onu eşleştiremiyorum. Kanıt bulmam lazım sanırım. Ama etkileşime geçmediğim herhangi bir yerde yok ki. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Bu kadar mı yani söyleyeceğin şey? Zihin sarayımda bir sıkıntı var ama. Tamam, bunu advertiser ile eşleştirelim. Abi advertiser ile eşleştirince olmuyor. Yeni çıkıp yeniden girdiğim zaman advertiser geliyor mu? Gelmiyor. Bir tuhaflık var ama. Bir advertiser var mı? Hayır, advertiser tamamen gitti. Bu da değil abi. Bir de şöyle bir şey var. Kanıtı iliştir abi. Okey. Üçüncüyü bağlayacak bir yer yok. Ayrıca bu da yeşil değil lan. Benim buradaki problemi çözebilecek şu anda şeyim yok galiba. Biraz daha araştırmam mı gerekiyor? Barnes'ın kitapçısının köşesindeki nispeten yeni bir merdiven basamaklarından biri yeni kırılmış. Okey. Bir dakika lan. Merdiven basamaklarından biri yeni kırılmışsa ben o merdiveni tırmanabiliyor muyum? The ladder is broken. Tamam. Judging by the freshness of the wood. Belki etrafta görmem gereken bir şey vardır. Göremiyorumdur. Ama etkileşime geçebileceğim yerler de sınırlı. Değil mi? Dışarıya çıksak, dışarıda bir şeyler bulabilecek miyiz? Şimdi çiçek burada abi. The weather is
dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Sen Barnes'ı falan mı izliyorsun, kral? Hello there. What's your name? Lily. I know, not very original. Lily. Bir dakika, Lily. Advertiser yine geldi. Bunu çıkart, bu gelsin abi. Oğlum advertiser az önce buradaydı. Nereye gitti yine? Ha bu. Tamam. Oğlum advertiser niye kayboluyor? Allah Allah, bir sıkıntı var ya. Bir dakika, ben anlamadım bu şeyi. Aynen, kalın bir şeyler giyseydin keşke üzerine ya. Bu advertiser muhabbeti niye kaybolup duruyor? Ben mi yanlış bir şey yapıyorum acaba? İçeriye bir daha bir gireceğim, bakacağım. Bir dakika, dışarıya çıkıp Z'ye basınca ne oluyor? Ona da bir bakalım. Dışarıda hiç Z'ye basmadım. Burada bir şey var. Abi kaktüs var. Kaktüs kırık. Familiar spine. This is what I found in my dustbin. Genetiğine baktıralım kral istiyorsan. Encouraging people to stop and smell the roses. Our national emblem. God save the queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Okay, şimdi gideceğiz abi. Şimdi. Dur. Zihin sarayıma gideceğim. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Gözlemle bakayım şu kareyi bir. Güzellik için mi yoksa bir şeyleri gizlemek için mi? Bence güzellik içindir kral. Göz temasından kaçınır, dikkati dağılır mı? Vefat eden kocayı yad ediyor. Broştan anladı onu. İş için alışılmadık bir kıyafet seçimi. Geldiğinde ayakkabılarını değiştirmiş. Temiz botlar. Bayan Fleming gözyaşı izleriyle kaplı yanaklarını gizlemek için makyaj yapıyor. Elbisesi dışarıda çalışmaya uygun. Olmayan pahalı bir kumaştan yapılmış. Ayakkabılarında çamur izi yok. Geldiğinde değiştirmiş olmalı. Kederini abartılı giyinerek bastırmaya çalışsa da ölen kocasının anısına bir yaz broşu takmaya devam ediyor. Bakışlarının sürekli olarak uzaklara kayması duygusal kopukluğunu gözler önüne seriyor. Bir bütün olarak ele alındığında Bayan Fleming trajik kaybının etkisinden hala kurtulamadığı sonucuna varılabilir. Bayan Fleming merhum kocasını anmak için bir yaz broşu takıyor. Elbisesi iş için uygun olmayan pahalı bir kumaştan yapılmış. Ayakkabılarında çamur izi yok. Geldiğinde değiştirmiş. Gözleri sürekli olarak sokağa kayıyor. Sanki bir şey arıyor gibi. Belki de birini bekliyor.
Bayan Fleming'in ölen kocasının anısını canlı tutarken makyajı ve güzel kıyafetinden de anlaşılacağı üzere hayatına devam etmeye çalışıyor. Belki birinin dikkatini çekmek için ya da sadece kendini yeniden sevmeyi öğrendiği için böyle giyiniyordur. Yani bence aslında Bayan Fleming hayatına devam etmeye hazır gibi duruyor ya. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Kanıtım var mı ki? Kanıtım yok ki. Kanıt seç. Bayan Fleming'in portresi satılık güller. Kadına sunabileceğim bir kanıt. Seç bakayım bunu. I don't know anything about this, sorry. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless. Though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Nasıl yani lan? Bay Fleming kaktüsün vitrine nasıl geldiğini bilmediğini iddia ediyor. Mola vermeye gitmiş ve geri döndüğünde kaktüs oradaymış. Wow. Tamam, devam edelim. What do you make of the flowers in Barnes shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Bayan Fleming solmuş çiçekler hakkında hiçbir şey bilmediğini ama buketin kendisi için olduğunu umduğunu söylüyor. Olaylar karışıyor. Barnes'la alakalı ne bilebilir ki bu kadın? Hiçbir şey bilemez. I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Gerisiyle alakalı bir şey bilemez ya. I don't know anything about this, sorry. Tam gerisiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. I'll be off. Şimdi bir zihin zarayımıza girelim. Şimdi sergilenen solmuş çiçekler. Okey. Onda karakter portresi Bayan Fleming geldi. Bunu bağlayacağız. Bu zaten tek. Burada şimdi ne olacak? Hayır, bu değil. Bu değil. Bu değil. Yanlış oldu. Abi benim farklı bir şey toplamam lazım. Bir saniye ya. Gazete çocuk geç. Bunu okey geç bunu. Lan şu olay. Şunu okumak istiyorum. Nasıl okuyabilirim? F ile okuyabilirim. Şu olayın bizle alakası yok. Onu ne zaman seçsem olaylar boka sarıyor. Bir dakika. Etrafı biraz incelesek farklı çıkarımlar yapma şansımız var mıdır? Buradan aşağısı nereye gidiyor? Yani buradan aşağısı geldiğimiz yer. Buradan bir yere gidemiyoruz. Burası kapalı mı?
Burası da açık. Burası da açık bir yere benziyor. Şöyle bir arada Z yapalım. Girelim bir içeriye. Şu lanet olası zihin sarayımıza tekrar bir gidelim. Şundan kanatı çıkar. Çıkar kral, çıkar. Senden bir kanatı. Yine solmuş çiçekler. Bu doğru olduğu için bundan kanını çıkartamıyoruz galiba. Sadece okuyabiliyoruz. Kanıt çıkar yok bunda. Allah Allah. Gençler, Bayan Fleming'e kanıt sunmaya geldim yine. Barnes'la tanıştığını sordum. Yani soruyorum şu anda. I know who he is, of course. Abi sen ciddi misin? Lan keşke. Abi hepsini sormam lazımdı ya. Boşu boşuna okulda uğraştım. Sağda dön, solda dön, etrafı araştır, bilmem ne. Onu Bans, Bayan Fleming'in karşısında ve ona onu sorabiliriz yani. Niye alakası olmasın? But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Allah Allah, bir saniye. Abi evet. Aha, sadece mavi kaldı. Bir tane mavi tutturursam. Egzotik bitki kataloğu abi, Bayan Fleming'le konuşabilmek için bunu kullanıyordu değil mi? Hayır. Kaktüsü Barnes bırakmış olabilir mi? Evet. Bay Barnes Bayan Fleming'i seviyor. Barnes çiçekçi Bayan Fleming'in dikkatini çekmek için solmuş çiçeklerden oluşan bir buket sergiliyor. Dükkanına gelip kendisine sulama tavsiyesi vereceğini umuyor olabilir ya da yalnızca içinde bulunduğu çaresizliğin bir yansımasıdır. Barnes tezgahın üzerindeki katalogdan sipariş ettiği bir kaktüsü isimsiz olarak ona hediye etti. Biraz tuhaf bir seçim olsa da bu kaktüsler Barnes için sonsuz aşkın bir sembolüydü. Zira katalog bu kaktüsleri ölümsüz olarak tanımlıyordu. Açıkça görülüyor ki Baker sokağının 221B'nin dışındaki The Strand'de bıraktığı kaktüsün aynısı. Şimdi hikayenin aslını öğrenelim. Bekle beni Barnes, geliyorum. Gel buraya Barnes, gel gel. Gel ben sana şimdi... Gel lan buraya şerefsiz. Mr. Barnes, I know what you did and I know why you did it. I'm sorry Mr. Holmes, I can't hear you very well from behind the door. Bayan Fleming'in yeni kaktüsünden haberimiz var. From the plant catalog and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Ve gazetem mahvoldu. Barnes. Edition of the Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive,
Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Ah, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Yani uzmanlık alanım değil. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. I... Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and... Yes, yes, okay. Just give me the paper. Güherçile patlaması limanı salladı. Dün gece Londra'da, Londra limanında bulunan halk gürültülü patlamalar ve yoğun kırmızı dumanın yarattığı huzursuzlukla sarsıldı. Ticari gemi Moskva akşamı erken saatlerinde Avrupa'ya doğru yol alırken N3 rıhtımına yanaştı ve birkaç sarsıcı patlamayla sarsıldı. Olay esnasında gemide herhangi bir mürettebatın bulunmadığı bilinmezken liman idaresi olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Görgü tanıkları nehre güherçile sızdığını gördüklerini beyan ederken bölge hala çalışmalara ve halka kapalı olduğundan dolayı yaşananlara ilişkin tam bir bilgi edinmemiz biraz zaman alabilir. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ya rahat olsana be oğlum be. Rahat olsana be oğlum. Hadi çıkalım. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Hmm. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from... Oğlum belli olmaz. Belki de gerçekten sen haklısındır Holmes. Genelde filmlerde hep öyle oluyor çünkü. Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career, but... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Stenwick Mahalli... Tamam, biz bunu bulduk zaten ya. Malikane nerede? Şurası, şurası. Aynen, buraya geleceğiz. Biz neredeyiz? Buradan. Aynen, sağda kalıyor malikane. Şurası. Burası olmuş da malikane. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Diğer kayıp insanlar mı? Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Gerçekten neden soruşturmuyorsun? Ama üstlerinden öyle bir karar geliyor, değil mi? Murders, thefts, fraud, arson, real crimes,
A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimihia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tarif et bakayım şu kız bana. He's foreign, a Maori. Yeni Zelanda'dan gelen bir Maori. Görebileceğin en iri adam ve iki kişinin gücüne sahip. Siyah lan kız değilmiş, erkekmiş ya. Siyah saçları ve korkunç dövmeleri var. Hiç İngilizce bilmiyor, öğrenmeye zahmet etmedi ama elimle işaret ederek ona iş yaptırabiliyorum. Onun için çok para harcadım. O yüzden kesinlikle bulunmalı. Ben Kimia diye yazılınca bir kız zannettim onu. Kimia normally brings the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Daha önce kaçmış mıydı? I take it this is the first time Kimihira has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Peki kaçması için bir sebep verdin mi ona dostum? Is there any reason Kimihira may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Kaçarken herhangi bir şey götürdüm yanında. Heavens no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around. Parasız kimse kaçamayacağına göre bu adam kaçmadı o zaman. Drafting my complaint. O zaman bu adam kaçmadı abi. Bir dakika, arka bahçede dedin sen. Arka bahçenin bir dakika, orada ne var? Burada pek bir şey yok. Dur bakayım şuradan. Watson, adın Watson. Kimya'nın barakası nerede demiştin sen? Şurası. Oğlum insan doğru düzgün bir yerde yatırır adamı ya. Allah'ın belası. Konsantrasyon sayesinde etrafında küçük detayları yakalayabilirsin. Hareketli yeşil bir daire görünce nesneyi daha yakından gözlemlemek için Q tuşuna bas. Peki. Birini sürüklemişler. Tekerlek değil abi bunlar. Tekerlek. Tekerlek olduğunu pek sanmıyorum bu arada. Gerçi böyle bir arabaysa tekerlek izi bu kadar olabilir. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun kral. Doğru diyorsun. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Anahtar sağa doğru bükülmüş. İlginç. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Oo, harbiden ha. Bak, iki göz, bir burun, ağız, hepsinin izi duruyor. Şuraya bir şey düşmüş, bir saniye. Bu ne? A small navy spyglass. Donanma dürbünü. Peki. Burada bir parça var.
Kendir bezi mi? O nedir aga? Bunlar sağlam kurtulanmış. Kırmak için güçlü bir darbe gerektirmiş olmalı. Tamam kral, yeterli ipucu toplayıp toplamadığımı senden öğrenecek değilim. Ben daha ipucu toplamak istiyorum belki. Bu ne lan böyle? Maori burun flütü. Allah Allah, ilginçmiş. Clothes made of Hessian. Is then really so miserly? Abi insan yakılmış olamaz değil mi? He. Yüklenmiş. Lend me your nose, doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. Bir opioid. Bay Holmes, bir uyuşturucu. Allah Allah. Adam uyuşturucu müptezleri çıktırdı ha baba. The ashes are long since cold. Peki hala. No air coming through it. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Şu zihin sarayına bir girelim bakalım bir saniye şimdi. Kimya'nın izi nereye gidiyor? Bununla alakası yok, bir saniye. Strand alakası yok. Kendirden yapılmış giysiler ve dürbün. Başka ne var? Alışılmadık bir anahtar deliğine sahip. Şunu patikayla eşleştirsek. Bunu da şu ikisiyle eşleştirsek. Nasıl ya? Bunu bununla eşleştirelim. Abi bir dakika abi, yine eksik kanıtımız var bizim. Dur. Sen ne diyorsun? Dur kral. Gözümüzden kaçan bir şeyler var o zaman. Bir geri gidelim, konuşalım Stenwick'le. Aa, şurada bir şey var. Kan izi mi o? Dinlenmiş tütün. Bu adam müptezelmiş anlaşılan. Ayak izi. Diz izi. Saklanmış. Wow. Pekala. A shoe print. Yıpranmış bir tabana sahip koca, kabaca 46 numara bir ayakkabı. Biri burada dizlerin üzerine çömelmiş, çiğnenmiş tütün miktarına bakılırsa... Allah Allah, Stanwick bahçesindeki ipuçları. Bahçeyi biraz daha inceleyelim. Ne haber lan? Dur. Diğer tarafa da gideceğim oğlum. Aha, burada da bir şeyler var kesin. Aa yok. Stanwick, gel bakayım buraya. Sana birkaç bir şey soracağım.
Bu arada bu kanıtları hepsini şeyden çıkartamıyoruz mu ya? Şunu sorayım. I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that altın var ha. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to o zaman o ayakkabı onun değil. Avlunun ortasında paralel izler geçiyor. Taze görünüyorlar. Heykelin arkasında bir süre saklanarak tütün çiğneyen biri varmış. 46 numara bot giyiyor. Pekala. I thought you were meant to be intelligent. Are you joking? Why would I know this? Patika edebilmiyorsun. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Bahçeyi inceleyin ha. Şerefsiz seni. Dur oğlum çözeceğim. Is this spyglass? Bu dürbünle alakalı peki? Could it be Kimahir's perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Şerefsiz. Dur. I thought you were meant to be intelligent. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No. The man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimihir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Olaylar iyice karıştı. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimihir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Peki bir dakika şimdi zihin sarayımızı tekrar bir yollanalım abi. Şimdi bunda ne var? Güherçile patlaması oldu. Okey. Bunu bununla nasıl eşleştirdik lan? Ezilmiş kutular ve bir parça çul var. Maltz'ın içinde yemek alıntının yanında karakteristik bir koku var. Bu da ne kokusu? Bir top bulunuyor. Uyuşturucu içinde diğer dağınık nesneler arasında üzerinde insan kafasına benzer bir iz bulunan bir tahıl çuvalı da bulunuyor. Olmadı. Kendinden yapılmış dürbün bence. Bir de patika desek. Bu da olmadı. Burada sadece kendilerinden yapılmış giysiler kaldı. Ayak izleri. Oğlum başka bir şey kalmadı ki. Bir dakika abi. Bir dakika. Asla tütün kullanmıyor. Bu nesneyi hatırlamıyor. Dürbün hatırlamıyor. Şunu bir arka kapısı alışılmadık bir kilide sahip bölünüşe göre anahtarın sağa doğru bükülmesi gerekiyor diyor. Okey. Bahçeyi biraz daha inceleyeceğim. Gözümden kaçırdığım bir şey olma ihtimali var mı acaba? Buralarda falan. Yok. Bir dakika. Kimya'nın kulübesinin arka tarafı vardı bir de. Camdan baktığımızda arka taraf gözüküyordu. Arka tarafına gidip bakacağım. Doğru. Buraya bakmadım. Ha, şuraya bakmadım mesela. Onunla ilgili neden yorum yapmadın birader?
The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Evet. Biri bacaya tıkamış. Çok belli değil mi zaten? Aa, bir dakika. Burada bir şey var. Aa, yo, bunu burada gördüm. Başka yerlerde de mi var lan bundan? Yukarıda 5 taneden 3 tanesi gözüküyor. Belki de 2 tane daha bulmam gerekiyordur. Olabilir mi? Bence kuvvetle muhtemel olabilir. İçeride de var abi. İçeridekileri ben görmemişim. Yo, bunu buldum. Okey. Bir de bunu buldum. Burada uyuşturucu kullanıyor abi. Oo. Tamam, burada bir sıkıntı oluyor. Bunu çıkıyor. Buraya geliyor. Tam tersi olma ihtimali var mı acaba? Şöyle ki şimdi adam This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Minik bir telefon görüşmesi yaptım, geldim gençler. Buralarda gözden kaçırdığım bir şeyler olduğuna inanıyorum. Bak, burada bir şey bulduk. Bir dakika şimdi. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Okey. Tamam, paralel tekerlekler burada. Aa, bir saniye. Burası bana bir hikaye anlatıyor abi. Tamam. Bir şuna bakalım. Nerede bu? Aa, adam buradan kayboldu. Aa, yok, arkada, dışarıda. Oraya bir şey tıkıyor. Bir dakika, şuradakinde peki? Aa, elinde dürbün var. Oğlum, burada elinde dürbün... Tüh be.
Şeyde dürbüne bakamıyoruz ha. Tamam, buraya bunu tıkıyor. Abi dürbünlü adam, dürbünlü adam. Dürbünü burada unutmuş Kamil. Tamam. Peki burada bizim olayımız ne? Orada bu arada o şey çeken biziz o zaman. Bir dakika. Biz bu adamsak. Ayakkabısı yok. Bu böyle kalacak abi. Bak bu böyle kalacak. Ayakkabısı yok çünkü. Tamam. Bu buraya düşen kişi. Aynen. Dışarıya takan adamı tanımıyoruz. O onu oraya takmış. Burası tütsün diye o zaman takmış. Ama bu adam burada uyuşturucu çekmediğine göre bunu egale edebiliriz. Bu uyuşturucu meselesi değil. Adam dışarıda şey takıyor. Okey. Diğer tarafa gideceğim. O zaman burada uyuşturucu alan kişi de bu adam. Bunun kim olduğunu bilmiyoruz. Aslında bunda hemfikiriz ama yok yok. Bu değil. Bu. Burada uyuşturucu alan adam bu. Bir dakika, şurada bir anahtar var. Al oğlum. Oğlum anahtar, lan anahtar var ya. Kimyanın borusu, bu değil abi. Adamla konuşabiliyor muyum gitsem? Konuşamam çünkü 5 tane tamamlanmam lazım yüksek ihtimalle. Lan. Ağzına sıçarım ha senin. Burada bir şeyler var mı? Burada hiçbir şey yok abi. Ha, burada bir şeyler var mı peki? Hayır.
Bunu buldum. Someone plugged the chimney. Bir dakika abi, şunu. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Burası da değil. Gençler, ben biraz arayıp geliyorum bunu. Gençler, bu kanıt iliştirme olayını ben unutmuşum. Mesela bakın, ben burada anahtarlık var var deyip duruyordum. Kanıtı iliştirdim. Şu anda sanırım bununla ilgili bir şeyler göreceğim burada. Alışılmadık bir bükümle, evet. Tamam, bunu da bulduk. Bu nerede belirdi abi? Burada belirdi. Peki. Ne yapmış adam? Hayır abi. Kimyanın açması mümkün değil. Bu adam açtı burayı. Demek ki şu iliştirme olayına biraz dikkat etmem lazım. Bak mesela bunda da iliştir yazıyor. Bunu da iliştireceğim. Daha sonra her şey umuyorum ki netleşecektir. Bu değil. Ben şurada başka bir şey iliştirmiştim. X, aynen. Yüzbaşı Stenwick'in bahçesindeki patika. Aynen abi, bak burada bir şey çıktı. Üflü yakın zamanda bozulmamış. Bahçede kırık dökük eski bir el arabası var, ancak yakın zamanda kullanılmış olması pek mümkün değil. Yakın zamanda kullanılmamış olması pek mümkün değil diyorsun. Kütük yanı. Kulübenin yanındaki kütükler sanki bir düşürmüş gibi darmadağın. Burada da paralel izler var. Someone moved a car to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. El arabasını hem buraya çekmiş hem geri götürmüş. Bir dakika, o zaman nasıl olacak o işler kral? Bir dakika. Bunu birisi yapacaksa... Aynen. Aynen böyle abi. Hikaye böyle. Saldırgan uzaktan takip etmiş ve bir fırsat kullanmış. Aynen. Bacaya tıkamış, Kimiya'yı zehirlemiş. Kimiya sakinleştirdiği solmuş ve derin bir uykuya dalmış. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Evet abi, çok mantıklı. Çözdük. Çözdük, gel bakayım buraya yavrum. Gel bakayım, gel. You'd best have found something by now, gentlemen. Vallahi kardeş, Kimiya'yı uyuşturmuşlar. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. Arka bahçenizde el arabası izleri var. Did you notice the cart tracks near it? Now one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I fear that someone may have spied upon Kimahir, likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point?
I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimihir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimihir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimihir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Ne dedin lan sen bana? There is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a brute. The cruelty of your ignorance about the Maori people, your selfish attitude to a man's kidnapping. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Senin ağzına sıçacağım. Senin ağzına sıçacağım. Geleceğim oğlum sana. Bana öyle laf sokmak neymiş sana göstereceğim. Ama önce masum kimyayı bulalım. Boşu boşuna adamı kaçırmışlar. Acaba neden kaçırdılar adamı ya? Aç abi. Şöyle etrafı bakalım. Şimdi bu tarafa giden bir yol var ama bu tarafta ne var? Aa, yol bayağı uzun. O tarafa da gidiyor mu? O tarafa ne kadar gidiyor? En köşeden bir başlayalım abi. Tırmanamıyor muyuz? Tırmanamıyoruz. Peki. Burası kilitli. Görmem gereken herhangi bir şey yok. Bu nedir? Büyük bir at dışkısı yığını. Abi adamı dışarı çıkarttıktan sonra at arabasına koyup götürmüş o zaman. Değil mi? Bol bol sigara içmiş. Onu burada bekleyen biri varmış. Aynen. Aynen abi, aynen. Burası buraya gidiyor. Adam buradan kaçmış o zaman. Saldırgan izi. Şunu takalım abi. Saldırgan izine bakalım. Saldırganın izini takip edebiliyor muyum? Biliyor muyum? Hanımefendi. Can I ask you a question? I'm really sorry, but I can't help you. Try asking someone else. Abi sen niye bir ileri bir geri dolaşıyorsun? No, I don't know anything
Do you know anything about this? No, I don't know anything about that. Peki. Kral sen biliyor musun? Arkaya nasıl geçeceğim? Arkaya geçemiyorum. Adama soru soracağım, soramıyorum. Peki, önce şuradakine sorayım. Sen biliyor musun lan? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Can you satisfy my curiosity? Sorry sir, I can't help you. Şunu bir çözelim bir saniye. Şimdi çiğnenmiş tütün kalıntıları, dürbün, kendinden yapılmış giysiler. Şimdi dürbün ve şunu seçersek burada seçilecek aslında çok bir şey kalmıyor. Dürbünde okeyiz. Kendinden yapılmış giysiler ve olmadı abi. Niye olmadı? Bunu da mı çözmemiz lazım acaba ya? Şu tarafa doğru bir gideyim mi? Kral sana soru sorabiliyor muyum? Hayır ama sana sorabiliyorum. Sen her şeyi bilirsin. Sen her şeyi görürsün. Yok abi burada da bir şey yok. Bunu nasıl yapamadım az önce ya? Dürbün okey. Eksik bir şey var demek ki abi. Bir dakika şurada da bir şey var. Gözden kaçırmışım abi. Tekerlek boy boyunca bütün çimleri söküp atmış diyor. Pekala. Ha cüzdan. Roy Soulsby. Roy Soulsby. A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, doctor? Güzel. En azından elimizde artık bir isim var gençler. Oğlum adamı asmayı mı götürdüler? Bu ne lan? Professionally tied in a Portuguese bowline. This knot is often used by sailors to create a bosun's chair. Gemici düğümü. Olay mahallini tamamladım. Güzel. Olay mahalli tamamlandıysa abi şimdi çıkarım yapmaya başlayabiliriz. Bu sanırım kartvizit neymiş bu? Bundan çıkarım yapabilir miyiz diye bir bakalım. Tamam böyle yapsak. Güherçileli cüzdan. O da değil mi? Güherçileli cüzdan değilse. Saldırganın ayak izi var ama. Yok abi burada hangisi olabilir? Odadaki bez. Abi her şey birbirine o kadar yakın ki.
Kimya bir denizci tarafından kaçırıldı. Özel bir düğüm, bir dürbün ve işçi sınıfından bir adamın botunun ayak izleri. Hepsi tek bir sonuca varıyor. Kimya'yı kaçıran kişi bir denizci. Öyleyse buradan kimyanın izi nereye gidiyor? Bunu çözemem. Aslında çözerim. Güvercin eli cüzdan abi. Okey. Burada da bunu seçersek saldırganın izi. Bu da değil. Abi bunların hiçbiri değilse hangisi? Kimyanın kaçırılması. Malikane. Ya ulan şunu okuma, saldırgan bir denizci nereye gitti? Nereye gitti çok belli değil mi? En baştan keşke okuyamadım onu, görmedim. Kimyanın izi Londra limanına çıkıyor. Artık kimyayı kaçıranın büyük olasılıkla bir denizci olduğunu, cüzdanında güvercinle kalıntısı olduğunu ve cüzdanın ve Londra'nın limanında yakın zamanda bir güvercinle kazası yaşandığını biliyoruz. Tüm bunlar kimyayı bulmak için Londra limanına gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Kaybedecek zamanımız yok. Derhal Londra limanına giden bir araba bulmamız şart. İşte bu kadar abi. İşte bu kadar. The saltpeter accident. Doctor, do you recall? İşte bu kadar gençler. Kimyanın izini de çözdükten sonra artık bu da sonlandırıyorum bölümü. Bir sonraki bölümde bu sefer limana gideceğiz. Limanda problemleri, limanda gizemleri çözeceğiz abi. Oyun çok zevkliymiş bu arada. 2006 yılında oynamadığım için çok mutluyum. O zamanlar oynasaydım zaten bir şey hatırlamazdım yüksek ihtimalle. Gençler, bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.